Evet, devre arası devam ediyor sayın seyirciler. Bu sene 2012'de gıda sektörüne yeni bir marka katıldı. O da Tavuk Dünyası. Bugün Tavuk Dünyası Franchising Koordinatörü Erol Işık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Tavuk Dünyası 2012'de başladı. Doğru. Dediğim gibi. Özmar AŞ tarafından kurulmuş. Sloganınızda hiç tavuk yediniz mi? Doğru. Şimdi efendim bugün Türkiye'de pek çok et lokantası görüyoruz. İşte köftecisi, dönercisi, kebapçısı, doğru, steakhouse ama tavuk üzerine daha çok yabancı menşeli değil mi, doğru, var firmalar? Öncelikle neden tavuk? Neden tavuk? Çünkü hem sağlıklı hem de ucuz ve fiyatı daha uygun olduğu için herkesin ulaşabileceği bir ürün. Evet. Bir de bizim Tavuk Dünyası'nı kurmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de tavuk, sadece tavuk yiyebileceğiniz herhangi bir restoran yok. Evet. Yani az önce söylediğiniz, saydığınız diğer tüm kebapçı, köfteci, evet, bunların hepsinde tavuk var. Ama sadece tavuk yiyeceğiniz herhangi bir şey yok. İkinci fark ise tavuk, şu andaki piyasada Tavuk Dünyası tavuk olarak hizmet veren firmalar farklı ürünler, kaplamalı ürünler satıyorlar. Kızartma ürünleri satıyorlar. Bizim ise marine edilmiş ürünler satıyoruz. Onu farkımız soracağım. Ürün. Yani evet, sizin farklı pişirme, evet, teknikleriniz, evet, var. Piyasadakiler daha çok dediğim gibi Amerikan usulü, doğru, yapılıyor. Peki burada Türkiye'de tabii Türk damak tadına uygun o zaman ürünler, doğru, geliştiriliyor. Doğru. Yanında işte Türkiye'de biliyorsunuz çok garnitür arzu edilir, hı-hı, vesaire. Sizde ne gibi teknikler var, pişirme teknikleri? Menümüzde neler var? Bizim menümüz hepsi standart olaraktan 10-12 çeşit ürünümüz var. Tabii ki daha uzun, daha çok ürün çeşitimiz olmasına rağmen müşterilerimizin karışıklığa sebep olmaması için bunu 8-10 çeşitle sınırladık. Evet. Bizim ürünlerimiz artı 4 derecede günlük sağlıklı gıdalarla marine ediliyor, hı-hı, ve en az 12 saat marinede bekliyor. Hı-hı. Sonrasında da artı 4 derecede, yani şoklanmadan, dondurmadan sevk ediliyor ve müşteri sipariş verdiği anda müşterinin gözü önünde pişiyor. Çok yani güzel. En büyük şey, müşteri bunu görebiliyor. Ve kemiksiz olarak değil elbette, mi? Elbette göğüs etinden ve buttan kemiksiz şekilde. Çünkü kemikten tutaraktan değil, yeme adeti değil, vardır değil. Türkiye'deki restoranlarda değil, o tip satılıyor. Bizim klasik bildiğimiz soslu tavuk olaraktan, hı hı, ve o sosta özümsenmiş oluyor. Ürünle, hı hı, ürünle beraber marine olduğu için daha lezzetli hale tavası geliyor. Tavası var, soslu elbette hali var. Döner bilmiyorum var mı? Yok, hayır. Tavuk şu anda döner, evet, hepsi tavada ve şeyde, yağda pişiriliyor. Evet. Peki tedarikçiniz kim? Bunu söylememde herhalde bir sakınca yoktur. Şu siz an kendiniz için mi üretiyorsunuz? Hayır, onu hayır, hayır. Yok, hayır. Bir çiftliğiniz mi var? Değil, değil, değil. Kimi et firmaları çünkü kendi hani yetiştirdikleri değil hayvanları. Tavukta biliyorsunuz bir süre olduğu için ve bekleme kestikten sonra belirli bir süre olduğu için, hı-hı, bunu bizim üretiyor olmamız için çok daha uzun, çok daha büyük bir zincir haline gelmemiz lazım. Evet. Şu anda sektördeki iyi markalardan birisinin ürünlerini kullanıyoruz. Evet. Peki sektörde bir takım işte tartışmalar vardı tavuk üzerine, biliyorsunuz. Her ürün zaman zaman böyle tartışmaya açılıyor. Doğru. Et olunca işte deli dana oluyor, bir takım işte yerli et mi, yabancı et mi, doğru, içinde domuz var mı vesaire, pek çok tartışma. Tavukta da aynısı oldu. Evet. Yemlerle ilgili, yemlerin içinde efendim işte free range olması, hı-hı, gerekiyor. Yani serbest gezinen tavuk olması gerekiyor deniyor. İşte o yetiştirilen tavukların örneğin hani yemlerin içinde bir takım ilaçlar olduğu, antibiyotikler olduğu, işte GDO tartışması. Dolayısıyla hatta şöyle son bir duyum almıştık. Kız çocuklarına yedirilmiyormuş tavuklar. Gelişimlerinde erkenden hormon, evet, üremesi başlamış gibi gibi. Dolayısıyla organik tavuğun yolu açıldı. Kasap tavuğuna çok talep, doğru, olmaya başladı. Siz bu tüm bu tartışmaları herhalde tavuk dünyasını açarken herhalde düşündünüz. Doğru. Ne düşünüyorsunuz? Değerlendirmeniz nasıl? Yani bunu hem Tavuk Dünyası şapkasıyla bir de eski şu anda ilk 5'te olan bir tavuk üreticisinin eski bir satış pazarlama müdürü olaraktan sadece kanaatlerimi söyleyebilirim. Evet. Şimdi piliç etinin yetiştirilmesi dünyadaki standartlara bağlı. O açıdan bence en sağlıklı şekilde yetiştirildiğine eminim. Elbette ki bu tartışmaların hiçbir kaynaksız, herhangi bir sebepsiz yere çıkmıyor ama yine de ben Türkiye'deki kontrollerin ve bu işi yapan piliç üreticilerin de buna çok dikkat ettiklerine eminim.
Bu konuda evet, herhangi bir problem yok diye düşünüyorum. İşte çok hızlı kesim süresi var dendi. Çok küçük tavuklar artık eskisi gibi değil dendi. Hani yürüseler bacakları evet, kırılır, sürekli küçücük yerlerdeler yok, diye. Çok fazla şey konuşuldu. Onların çoğu, umarız değişir. Yani onların çoğu, yani belki ben sektörün şeyi değilim, sektörle ilgili konuşmam doğru olmaz ama yanlış fikirler. Çünkü sonuçta bir ürünün, yani şu anda yediğimiz pilişlerin üretimi 42 gün zaten. Ona evet, 50 gün veya 60 gün veya 70 gün tutmanızın herhangi bir avantajı yok. Dolayısıyla hani bu normal ürünleri hani evet, normal geçirmesi beklenemez. Evet, evet, o kadarlık yeterli oluyor efendim. Evet. Peki özellikle trans yağ oluşumuna meydan verilmiyor evet, sizin pişirme aynen, yönteminizde. Bu fast food zincirlerinde de burger tarzında getiriyor. Sizde de burger var ama farkınız ne bu anlamda? Bizim bizde şey burger olarak değil de bizim hepsi soslu tavuk olaraktan biz üretimi yaptık. Ve müşterilerimize de onu sunuyoruz. Ve müşterilerimizin gözü önünde pişiyor. Onun evet, için o söylediğiniz handikapları kapsamıyor. Ne yani sağlıklı bir ürün verdiğimizi düşünüyoruz. Peki nerelerde var tavuk tabii, dünyası? Şimdi biz zaten 2012 yılının Ocak ayında lansmanımızı yapmıştık ve o tarihte görüşmelere başladık. Bizim ilk hedefimiz 2013'ün ilk çeyreğinde 20 restorana ulaşmaktı. Evet. Şu anda 8 adet açılmış restoranımız var. Bunun 6 tanesi İstanbul'da. Genelde alışveriş merkezlerinde açıyoruz. Henüz cadde restoranlarına geçmedik. Evet. Ama elimizde de 14 adet henüz açılmasını beklediğimiz ve imalatı şeyi devam eden, yani inşaatı devam eden alışveriş merkezleri var. Yani hedefimiz şu anda 23, bunu 20 olan nelerde hedefimizi 30'a çıkartıyoruz. Nelerde var söyleyelim. Mesela Cevahir AVM'de aynen, var Şişli'de. Yine Akbatı AVM'de var. Evet. Esenyurt. Kadıköy'de var Tepe Notulus. Tepe Notulus. Ümraniye'de Buyaka AVM. Yayla'da AVM. Maltepe'de. Perla Vista. Beylikdüzü. İzmir'de Optimum. Optimum'da Gazi var Emine'de. Ve Ankara'da yine. Evet, yine Optimum'da var. Şimdi franchise'ı biraz konuşalım. Tabii bu büyüme herhalde sadece Özmar'la değil, franchise'la oldu. Elbette. Şu anda franchising veriyoruz. Evet. Ve franchise'de büyüyoruz. Kârlı bir iş mi? Evet. Peki biraz şartları anlatalım izleyicilerimize. Belki bir girişimci çıkabilir, tabii değerlendirmek ki, isteyebilir. Tabii ki. Şimdi franchising verdiğimize göre bunun bir bedeli var. Franchise bedeli. Bu bedel genelde alışveriş merkezlerine göre ve lokasyona göre değişiyor. Onu karşılıklı olaraktan konuşuyoruz. Bunun dışında da bir tabii ki restoranın kurulum bedeli var. Bu bedel genelde 200 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor. Yaklaşık 8 ila 11 arasında bir personel çalışıyor. Yani yeni istihdamlar da sağlamış oluyoruz. Ve bizim tahminlerimize göre de tabii ki alışveriş merkezinin seçilmesi çok önemli. Restoranın açılacağı yer çok önemli ama 2 sene ile 3 sene arasında da geri dönüşüm sağlayabiliyoruz. Evet, çok yatırımın önemli, geri dönüşümü. Ne kadar bir yatırım gerekiyor? 200 bin TL ile 300 bin TL arasında. Bunlar neyi kapsıyor? Neyi kapsıyor? Bu sadece benim inşaat yatırımından bahsediyorum. Yani genelde alışveriş merkezlerinin kurallarına uymak zorundasınız. Bütün restoranın olması gereken bütün mutfak ve diğer ekipmanların hepsi bunun içerisinde. Eleman eğitimi. Evet. Onlar bizim franchise kapsamımızda bizim tarafımızdan veriliyor. Personel alınıyor. Personeller bizim tarafımızdan eğitiliyor. Çünkü ve pişirme dediğiniz o anda yapılıyor. Evet. Dolayısıyla evet, oradaki personelin de her çok şubede önemli, aynı şekilde nitelikli aynı, olması gerekiyor. Doğru. Ki farklı ürün çıkmasın. Doğru. Bizim artık bir avantajımız şu. Restoranlarımızda herhangi bir ürünlerimize herhangi bir işlem yapılmıyor. Biz zaten hazır marine edilmiş ürünler gönderdiğimiz için zaten o ürünleri sadece tavacı dediğimiz arkadaşlarımız tavada bizim verdiğimiz kurallarda bizim öğrettiğimiz şekilde uyguluyorlar. Bu da 4 ila 5 dakikalık bir süre zarfında müşterimiz siparişini verip diğer içeceğini veya diğer ürünlerini alana kadar yan tarafta hesabını ödediği anda ürün de hazır olmuş oluyor. Çok güzel. Peki denetim yapıyor musunuz franchise'larda? Elbette, elbette. Biraz anlatır mısınız o tabii süreci? Tabii ki. Şimdi franchising sisteminde denetim en önemli unsurlardan birisi. Bizim kendi denetim elemanlarımız, denetim teşkilatımızın dışında bizim en büyük denetimimiz şu anda biliyorsunuz sosyal medya zaten çok hızlı çalışıyor. Burada da müşterilerimiz bizim yerimize zaten denetimlerini yapmış oluyorlar. Peki AVM'lerde daha çok varız evet, dediniz. Bundan sonra franchise'lerde AVM içinde mi olmak zorunda yoksa kendi örneğin beğendikleri bir caddede de olabilirler mi? Elbette. Şu anda yeni anlaşmalarını yaptığımız 14 yerimizde
şeyde alışveriş merkezinde. Hı hı. Ama yatırımlar için aradığımız yerler var. Yani özellikle İstanbul'da bir Bağdat Caddesi, bir Bakırköy, bir Ümraniye'de Alemdağ Caddesi gibi veya bir İstiklal Caddesi gibi yerlerde arayışlarımız devam ediyor. Eğer yatırımcıların kendi yerleri varsa da elbette ki o yerleri de açabiliriz. Tabii ki. Teşekkürler Erol Işık. Tavuk Dünyası'nı tanıtmış olduk izleyicilere. Başarılar dilerim sizlere. Ben çok teşekkür ederim. Kısa bir ara devam ediyoruz.